Yerel seçimlere odaklanalım. Seçim sonrası kabuğuna çekilen muhalefet yerel seçim hazırlıklarına başlamış gibi görünüyor. Öyle mi gerçekten, soracağız birazdan. İddiaya göre CHP ve İYİ Parti yeni bir ittifak için kolları sıvadı. İki liderin görüşmesiyle başlayan sürecin işbirliği arayışlarıyla devam ettiği belirtiliyor. Hatta Adana, Mersin gibi bazı büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti'ye destek verebileceği öne sürülüyor. Önce bir aktaralım kulislerden yansıyan bu ilk bilgileri, sonra da kulislerin uzmanına soracağız. Nedir sonudur? Sağ olun. Muhalefet parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini ardında bıraktı. Rotasını 2024'teki yerel seçimlere çevirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 13 Temmuz'daki görüşmesiyle yerel seçimlerdeki ittifak senaryoları yine gündeme geldi. Öncelikle milletimizi kurtaracağız. Öncelikle devletimizi kurtaracağız. Öncelikle memleketimizi kurtaracağız. Bu çınarı büyüteceğiz. Ben bu değişimin ve yenilenmenin parçası olmak istiyorum diyen bütün vatandaşlarıma, arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Kapımız her aydınlığa açıktır. Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre CHP ve İYİ Parti yerel seçimler için yeni bir ittifak işbirliğinde. Şimdiden iki parti büyükşehir belediyeleri için dirsek temasına başladı. İYİ Parti çok sayıda büyükşehirde kendi adayıyla seçime girmeyi isterken CHP'den de itiraz gelmediği öne sürüldü. Hatta CHP'li parti kurmaylarına göre Adana, Mersin ve Manisa gibi büyükşehirlerde CHP'nin İYİ Parti'yi destekleyebileceği öne sürüldü. Sayın Kılıçdaroğlu'na randevu aldım, gittik. İki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik ve sonuçta bir başarı çıktı. Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Ve bu bilinsin istiyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız dostlarım. Hep beraber yapacağız. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek yıl gerçekleşecek yerel seçimler için 1994 yılındaki yerel seçimleri hatırlatmış, genel seçimlerden sonra muhalefetin bölündüğünü ve bundan faydalanmak istediğini ima etmişti. Ayrıca Akşener'in 3. olağan kurultayında ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirmesi ve İYİ Parti'nin yerel seçimlerde gösterdiği başarının engellenmesine gösterdiği tepki de ittifak dağıldı algısını kamuoyuna taşımıştı. Hesap veriyoruz. Savaşmalıydık. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Ana kucağını da çok iyi bilir. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Hani gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum ya. Bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum. Ancak kulislere göre Erdoğan'ın beklentisi gerçekleşmeyecek. CHP ve İYİ Parti ittifakı devam ettirme arayışında. 2019 ve 2023'te ittifak kuran iki partinin yeniden şartları görüştüğü öne sürüldü.